Faruk Bey, siz nasıl buldunuz açıklamayı? Bekliyor muydunuz böyle bir açıklamanın bu tonunu bekliyor muydunuz? Öyle söyleyeyim. Valla bence kimse beklemiyordu. Çok trajikomik bir durum var. Yani neresinden okuma yapmak gerekir açıkçası bilmiyorum ama istediği şeyi kamuoyu önünde ısrarcı bir şekilde diğer partinin üyelerini, belediye başkanlarını kamuoyu önünde böyle büyükçe bir operasyonla bir hareket çekmiş olması amiyane tabirle açıkçası hem ya yani birkaç amacı olabilir tahmin ediyorum. Bir okuma yapmak gerekirse burada Sayın Akşener veya parti bu noktada çok ciddi anlamda liderinin arkasında durmuş ve ne olursa olsun Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu operasyonunu görmemeliyiz. Bizi bitiren bir hareket olur gibi düşünmüş olmalılar ki böyle bir hareket yapılmış olsun. Yani peki buradan nereye varılmak istenebilir? Açıkçası şöyle değerlendirebiliriz sıcağı sıcağınayken. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olur mu? Hayır olmazlar. Ne sunulursa kendilerine İBB gibi bir yeri bırakır veya Ankara Büyükşehir'i bırakır bu belediye başkanları. Şöyle düşünebiliriz. Belki genel başkanlık hani gel aday ol kaybedersen de ben koltuğumu sana devredeceğim. Mi? Bu mudur? Peki bu cazip gelir mi bu isimlere? Siyasi arenada yeni bir durum ortaya çıkarabilmek için siyaset sahnesinde aktör olarak hayatlarına devam etmeleri için iyi bir durum mudur bu? Açıkçası bunu bilmiyorum ama şunu biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu aday olur. Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu da İyi Parti'nin adayı olursa Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın popülaritesi çok net bir şekilde yara alır tabii ki doğal olarak. Dolayısıyla buradan bir kabul olmayacak. Dün ben bir tweet atmıştım. Ne olabilir diye bir öngörüde bulunmuştum. Benim mesleğim bu, öngörü. Açıkçası tam olarak bunu yazmıştım. Yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adayı göstermek isteyebilir. Kendileri bunu kabul edemezler. Ve seçim almaları için de yeterli bir sonuç ortaya çıkmayabilir. Ki çıkmayacaktır da tahmin ediyorum. Dolayısıyla Meral Akşener bu durumda kendi aday olabilir mecburen gibi bir tweet atmıştım. Nitekim şu anda kamuoyu önünde Sayın Kılıçdaroğlu'na karşılık Ekrem İmamoğlu'nu da gelin bu sorumluluğu beraber paylaşalım. Yani masayı madem hani bir tekme atıyorsunuz masaya, çekiliyorsunuz. Böyle bir meydan okuma var, bir challenge var burada. Bu meydan okumaya karşın sonuçları eğer Tayyip Erdoğan kazanırsa ne olur? Tayyip Erdoğan kazanırsa bu işin sonucu Meral Akşener'e bağlanır. Tıpkı geçen seçimde Abdullah Gül'ün aday olması ve kazanma ihtimali olmasına rağmen Meral Akşener'in bu operasyonu çektiği yönündeki algı gibi. Bakın algı gibi doğru budur değildir bu ayrı bir şey. Ama algı bu kaldı insanların aklında. Bir önceki seçim Meral Akşener'in aday olması dolayısıyla kaybedildi gibi bir algı oluşmuştu. Şimdi bugün itibariyle da 5 siyasi parti kararını verdi. Meral Akşener masadan ayrıldı. Peki eğer seçim kaybedilirse aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na böylelikle bir mazeret fırsatı da vermiş oldu. Kaybedilirse bakın kaybedilir demiyorum şu anda. Henüz Evet. çok erken bunu konuşmak için ama kaybedilirse Sayın Kılıçdaroğlu'na şöyle bir fırsat tanımış oldu Meral Akşener. Yola çıktığımızda arkadaşlarımız gördünüz Meral Akşener İyi Parti bizi yarı yolda bıraktı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan o yüzden kazandı diye bir mazeret unsuru da artık bir şekilde paylaşmış oldu. Diğer taraftan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da eğer yiğitseniz, mertseniz yani eğer siyaset sahnesinde var olmak istiyorsanız gelin bu düzene karşı çıkalım dedi ama bunun için yeterli güce sahip bir parti midir? İyi Parti. Yani Ekrem İmamoğlu koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bırakıp CHP'ye rağmen kendi ailesinin, teşkilatının olduğu yere rağmen gidip İyi Parti ile
yolda bulduğuyla, yani yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınızla değişmeyin diye bir söz vardır. Yola çıktığını yolda bulduğu İyi Parti ile değiştirir mi? Bundan emin değilim. Değiştirse de bu Tayyip Erdoğan'ın lehine gelişir. Açıkçası görünen o ki Tayyip Erdoğan için, Cumhur İttifakı için bu seçim görünenden, şu anda çok kolay değildi bu durum, görünenden daha kolay olacakmış gibi bir, eğer bu durum böyle devam ederse, bir parçalanma olursa, bu seçmen bir hayal kırıklığıyla hatta sabote edebilir, sandığa gitmeyebilir. Şimdi ne olacak peki? İyi Parti'nin yükselen trendi olduğunu söylemiştik. Biraz düşmüştü ama yine de %14-15'ler seviyesinde bir durumu söz konusuydu. Bugün oradan Meral Akşener'e veya bu alınan karara karşı çıkan, daha çok ikinci tercihi CHP olan seçmenlerin, bugün İyi Parti'de olan ama daha çok ikinci tercihinde CHP olan seçmenlerin bir bölümü ayrılacak burada. Bunlar ayrılacaklar. İşte birazı Muharrem İnce'ye gider. Birazı işte Ali Babacan'a gider. Yani kendi profillerine göre, demografik ve sosyolojik karşılıkları, kimliklerine göre. Diğer küçük partiler %1 alan %3 alabilir. Ama İYİ Parti'nin oylarında ciddi bir sarsılma yaşanabilir. Evet. Faruk Bey, şu anda millet şokta yani. Herkes, ben sosyal medyaya bakıyorum. Yani aynen, ne oldu anlamaya çalışıyorlar. Yani. Bir trafik kazasına uğramış gibiler yani insanlar şu anda. Aynen. Çok çok büyük. Ya bu şöyle yorumlanacak. CHP seçmeninde Meral Akşener arkadan arkaya Tayyip Erdoğan'a tekrar jest yaptı diye yorumlanacak. Bu Cumhur İttifakı seçmenleri nezdinde böyle algılanacak. CHP seçmenleri dahil olmak üzere. Ama önemli olan İyi Parti seçmenlerinin durumu nasıl okuduğu. Gerçekten Meral Akşener gibi düşünenlerin oranının kaç olduğunu işte önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama buradan Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday çıkar mı diye sorarsanız, ben şu an ihtimal vermiyorum. Ama bence bir açıklama yapmaların şart yani bunun üzerine. Bunu hani ya böyle bir duymadım, duymazı yatarak geçiştiremezler yani şu anda her iki şeyle. Hemen yapmaları gerekir. Beklemeleri halinde Kılıçdaroğlu'na zarar verirler. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu not eder diye tahmin ediyorum. Biliyorsunuz not etmek çok şey olduğu için son dönemde. Bunu kenara not edecekler. Hani not edilmesinin ötesinde yani Kılıçdaroğlu'nun da bir an önce bu işi toparlaması lazım. Çünkü şu anda böyle büyük bir moral bozukluğu var gördüğüm kadarıyla Millet İttifakı'nı destekleyenlerde. Onu da bir şekilde yani tekrar bir şeyi... Şunu sorayım. Sizce şu anda seçmen ekranı açtığında sizi izlerken ne düşünüyor? Asıl soru bu. Yani evet. Bir tarafa bakıyor... Deprem, az önce Tayyip Erdoğan'ı yayına verdiniz. Dinliyorum ben de. Evet. Verdiniz. Konuşuyor depremle ilgili planlarını vesaire. Enkazın altında kaldı, hükümet şu oldu, geç gitti, geç geldi. Şu anda gündem bu değil. Şu an deprem bölgesinde, işinde, gücünde. Doğru mu? Şu evet. Anda. Olması gereken bir... o aslında yani şu anda. 13 aynen, milyon insan çadırdayken. Şu anda aynen böyle bir fotoğrafı veriyor. Tam karşısındaki alternatif olarak umut olan İnsanların fotoğrafını bir düşünün. Seçmenler bunu görüyorlar. Bu her halükarda güvensizlik yaratır. Yani insanlarda ya arkadaş siz ne yapıyorsunuz, dalga mı geçiyorsunuzu sordurtur. Çıldırtılacak bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyleyebilirim. CHP çok büyük bir operasyon evet. Çekti. Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını ısrarcı bir şekilde sürdürdü. Onu destekleyenler kamuoyunda çok net bir şekilde bir metazori uygulayarak neredeyse amiyane tabirle dayatma haliyle bunu sağladı. Nitekim başarılı da oldu. Diğer küçük siyasi partilere vaat ettikleri büyük ölçüde karşılık buldu. Şimdi Meral Akşener'in de evet ben bu dayatmaya karşıyım, ben de bu dayatmayı istemiyorum noktasına varmış olması aynı cevapla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş alternatifinin karşılıksız olduğunu gösteren bir siyasi sonucu ortaya çıkardı. Dolayısıyla her halükarda muhalefet seçmenlerinin midesinin bulandığı bir durumun içine girilmiş oldu. Böylelikle
bakalım. Henüz çok erken olduğu Peki. için, çok sıcağı sıcağına bir durum olduğu için şu anki gözlemim bu. Çok teşekkürler Faruk Bey. İlerleyen dakikalarda yine bir gelişme olursa konuşalım. Yayın takip ediyorsunuz. Peki. Çok teşekkür ederim. Tamamdır. Yayın takip eden sadece Faruk Bey değil. Şu anda diğer kanallara da baktım. 70 bin kişi sadece YouTube'da canlı yayında izliyor. Bütün kanalların yaklaşık 3-4 katı izleniyoruz. Olayın aslında gelmekte olduğunu gördük. Biraz önce Kemal Kılıçdaroğlu sanırım mecliste bir açıklama yaptı. Yani ayaküstü bir şey yaparken gazeteciler soruyordu. Sanırım açıklamayı yaptıktan sonra çıktı ve CHP Merkez Yürütme Kurulu'da şu anda Merkez Karar Alma Kurulu'da toplantıya çağrılmış acil olarak. Ne dedi Kılıçdaroğlu? Onu bir verelim bakalım, verebiliyor muyuz? Merhaba Kemal Bey. Meral Hanım'ın açıklamalarına ne diyeceksiniz? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hiç merak etmeyin. Bütün taşlar yerine oturacak. Evet, bütün taşlar ayaklandı aslında. Hiç merak etmeyin. Bütün taşlar yerine oturacak dedi. Tarih mi yazacak, tarih mi olacak? Meral Akşener, hani vardır ya filmlerde, bu TikTok'ta görürsünüz ya da bir tepsi vardır. Adam gelir tepsiyle masaya şöyle bir tane vurur. Ne tepsi kalır ne bir şey kalır yani. Öyle bir masayı dağıttı gitti. Sadece ben kalkıyorum gidiyorum demedi. Gerçekten evet. Yıkıp geçti diyebiliriz.